İşte karşınızda Philips'ten yılın çifti. Philips ile lezzetli tariflere hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim bugün yılın çifti sevgili Yekbu Köseoğlu'yla beni seçmişler. Yekbu ne kadar tatlı görüyorsunuz. Aa, tatlı. Uzman diyetisyen. Şimdi tabii uzman diyetisyen gelince ben de bir telaş ettim. Yekbu korktum ama dedim ki... Biraz şu, revizyon yaptık biraz yani. Biraz sağlıklı bir tarif. Evet, evet. Önce bir... Bu kere sebzelerle bir salata yapacağız, sağlıklı ben salata. Ben çok kullanıyorum ve çok seviyorum. Çok seviyorsun. Çok pratik. Özellikle yalnız yaşayan veya iki kişi olanlar için. Yani 15-20 dakika arasında çok hızlı tarifler yapılabiliyor. Hani ay evde yemek yok, ne yiyeceğim derdi yok. Ne yani güzel. Bu çok yaptığım bir şey benim de, sevindim. Evet. Sonra programdan önce bana anlattın, bayıldım ben de tariflerine. Evet, sosumuz da güzel sosumuz olacak. Sosumuz da güzel olacak. Bir sağlıklı salata yapacağız size. Sebze salatası. Sonra da bir de mücverimiz var değil mi? Evet. Mücver de çok seviliyor. Ya, mücveri de eğer tavada kızartmıyorsak tabii ki sağlıklı bir şekilde pişirdiğimizde önerdiğimiz bir şey aslında. Sebze. Ne tatlısın. Biz onu da airfryer'de yapacağız. Efendim görüyorsunuz çift hazneli airfryer'ımız var. Bir haznesinde mücver yapacağız. Bir haznesinde de sebzelerimizi pişireceğiz ve sağlıklı bir salata yapacağız. Harika. Hadi başlıyoruz. Yılın çifti başlıyor. Bravo sana. Evet. Fena değilimdir canım. Yo 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 yo. Ben eminim ondan. Kesme şeklinden. Seviyorum mutfağı ya. Yani mutfak bilmiyorum. Sevmeyen için diyet yapmak da çok zor oluyor. Bence. Danışanlarıma hep söylüyorum. Girin mutfağa diyorum. Yani yapın bir şeyler. Bence de. Hmm. Yani mutfağı sevmeden sağlıklı beslenemezsin bence. Ya çok zor bir şey çünkü evde yaptığınız gibi olmuyor hiçbir zaman dışarıdan aldığınız şeyler. Asla. Izgara bir şey bile söyleseniz ya pişirilen ızgara yağlı ya yağda marine ediliyor bir şeyler, etler, tavuklar. Sebzeler bile dışarıda daha yağlı. Çok doğru. Fırın sebzeler bile. O yüzden bile. Evde bu işi kendiniz aynen. Yapın diyorsun. Aynen. Buna %100 katılıyorum. Ve de artık çok kolay. Ve de artık çok kolay. Çünkü ya bir sürü... 15 dakikada, 20 dakikada her şeyi hazırlayabiliyorsunuz. Her şey yapılıyor aslında. Bir de bu işin bir alışveriş kısmı var, planlama kısmı var değil mi? Bunu oturduğunuz yerde hani planlayabilirsiniz. Biz küçük haznede pişireceğiz bunu. Bu haznemizde pişireceğiz. Tamam. Aslında buna sarımsak da koyabiliriz. Evet, sarımsak. Mantar var. Koyabiliriz isteyenler, sevenler mantar koyabilir. Güzel. O da güzel oluyor. Sarımsaklarımızı küçükleri hiç doğramayın. Büyükleri sadece ortadan ikiye bölelim. Şimdi buna bir sos yapacağız. Önce tuz, yalnız çok korkuyorum sen bana kızabilirsin. Bence yeter. Ben çok tuzcuyum. Bu huyum, ya, bu huyumu bir türlü... Biliyor musunuz Türk toplumunda genelde böyle ve dünya ortalamasının 3 katı tuz kullanılıyor. Ben herhalde dünya ortalamasının 10 katı falan. İnşallah öyle değildir. Bu arada hocam zerdeçal koydum, tuz harika. Koydum, birazcık karabiber. Baharatı çok seviyorum. Karabiber de zerdeçalın etkisini arttırır. Değil mi? Aynen. Baharatı çok seviyorum ben zaten. Şimdi gördüğünüz gibi böyle 2 kaşık kadar da bir güzel... Zeytinyağı koyduk. Hmm. Mühim olan bunların hepsini şöyle karıştırmamız. Evet, sağlıklı yağları da kullandık. Ama miktarına dikkat ederek çünkü kalorisi değişmiyor. Kalorisi artıyor değil mi? O yüzden zeytinyağına da dikkat çünkü edelim. Çünkü her şeye çok yağ koyuyorlar. Evet. Biz zaten toplum olarak yağı çok seviyoruz. Seviyoruz. Tuzu seviyoruz, yağı seviyoruz, şekeri de seviyoruz. Bence. Aynen. Hepsini seviyoruz. Doğru diyorsun. Efendim ben birazcık nohutları da koyduk. Nohut da koydum. Çıtır, ne diyorsunuz çıtır hocam? Çıtır mı olacak? Çıtır ya, bir nohut olsun. Çok güzel. Bitkisel protein kaynağı, posa kaynağı, kan şekerini dengeliyor, kolesterolü iyi geliyor. Ben de bunu yaptıktan sonra üzerine ya peynir ya yoğurt hani bir protein olsun diye yapıyorum ama nohut tamam. Denememiştim. Ben de deneyeceğim. Nohut bir de altına şöyle bir roka yapraklarını hazırladım. Evet. Bunu pişireceğiz, bunun üzerine dökeceğiz roka yapraklarını. Sonra üzerine peynir rendi. Mükemmel oldu. Harika. Şimdi gördüğünüz gibi küçük hazneyi hazırladık. Aynı anda 2 yemek pişirebiliyoruz. Kokular birbirine karışmıyor. Bu büyük bir avantaj. Bende tek haznelisi var. Gözüm kaldı bunda. Gözüm kaldı bunda. Şimdi mücveri airfryer'da kızartacağız. Yaşasın. Yaşasın. Çok sevindim. Daha düşük kalorili. Evet. Onlar çünkü bayılıyorlar. Düşük kalori olduğu sürece hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok biliyorum. Yağ da kızartmayacağız. Şimdi bunun için bir kabağı rendeledik. İyice suyunu sıktık. Bir tane havuç. Okey mi? Tamam. Şimdi şöyle şu kadarlıkta bir incecik doğranmış yeşil hepsi soğan. Doğru değil mi? Yok, bu kadarı yeter. Ben yeşil soğanın yeşil kısmını tamam. Tercih edelim. Ama kuru soğan da rendeleyebilirsiniz küçücük ama onları sıkmak lazım. Şimdi tabii hocam
gelince sağlıklı bir mutfak yapalım dedi. Şimdi suyu iyice sıkılmış kabak, havuç. Başka bir şey koyacak mısın? Bence yeterli. Şimdi tamam. Hemencecik hocam siz bakınız. Ben az tuz katıyorum. Yeter. Yeter. Çok oldu. Şimdi kırmızı toz biberi okey. Çünkü onu istediğiniz kadar kullanabiliriz. Evet. Baharat yemeği. Baharatlar metabolizmayı da hızlandırıyor çünkü. Değil mi? Minimal etkisi var ama var. Var. Özellikle de biber türlerinin. Biber türlerinin. Zerdeçal da birazcık. Zerdeçal enflamasyona iyi geliyor özellikle. Dizlere, eklemlere çok iyi geliyor. Hocam geliyor diye görüyorsunuz. Böyle gayet dikkatli dikkatli kullanıyorum. Bence çok güzel bir menü. Gayet sağlıklı. Gayet güzel. Ben çok sağlıklı. Mutluyum menüyle. Şimdi bir tane yumurtayı kırabiliyorum. Hani o da tutucu özelliği olsun diye. Ayrıca protein. Ya bundan 30 sene önce, 25-30 sene önceki bilgilerle yumurta çok öcüydü. Artık değil. Değil, değil mi? Artık hazır gibi. Yek bu sen bana. Yardım edeyim. Evet. Şimdi fırın kağıdını serdik. Birinci mücveri koyuyoruz. Sonra mücverlerimizi dizelim. Bir de buna bir sos yapalım mı? Tabii. Nasıl? Mesela ben buna ilk başta ketçap mayonez düşündüm. Olmadı. Olmadı diyeceğini biliyordum. Uymadı. Labne kullanabilir miyiz peki? Kullanabiliriz az miktarda. Belki onu yoğurtla karıştırırız. Yoğurtla karıştıralım. Az labne, daha çok yoğurt. 2 kaşık yoğurt, 1 kaşık labne olabilir. Olabilir değil mi? Efendim gördüğünüz gibi mücverimiz de hazır. Airfryer'da kızartacağız. Şimdi sıraya neye geldi? İkisini bir arada derecede ayarlayacağız. İkisini de 180 derece yapalım mı? Ben genelde 180'de pişiriyorum zaten. Tamam. Sebzeleri 15 dakika, mücvere 15 dakika. Tamam. Nasıl olsa rahatız. Aynen, İstediğimiz ben de öyle zaman yapıyorum. Çıkarıyoruz. 2-3 dakika daha fazla bazen çalıştırdım oluyor. Oluyor. Hadi ayarlayalım şimdi. Şimdi ilk bu ben başlatıyorum. Şimdi sen süreleri gel ayarla bakalım. Makas kesmiyor demiş. Peki şimdi birinci haznemiz. Birinci haznemiz. 80 derece zaten. Peki. Şuradan 15 dakikaya ayarlayalım. Tamam. İkinci hazne. İkinci hazne de 180'de. 180. 17 diyelim. Hadi 17 diyelim. Başlatalım. Pekala. Hadi başlatalım. Biz de bu arada bir sohbet edelim seninle. Kahve içelim. Evet kahve. Pişti. Yaşasın. Şimdi çok da güzel koktu. Evet. İyi bir tarafı var. Arada sırada kontrol ettik. Mesela 180 derecede 15 dakika dedik ama ben bir kontrol ettim. 5 dakika daha arttırdım. Ben alayım mı? Evet. Şimdi gördüğünüz gibi yekbu aman. Bir de yekbu yani böyle çok fazla da pişirmeye gerek yok. Bence güzel sebze pişmiş gayet. Elbette ki. Üstü kızarmış. Şimdi de efendim onu böyle bu gördüğünüz roka yatağı üzerine bu görmüş olduğunuz bakar gayet mısınız? Gayet güzel pişmiş. Ben o kadar çok severim ki fırın böyle sebzeleri nohutla birlikte pişirip baharatlayıp şöyle üzerine aktaralım. Suyunu da koyduk. Bakar mısınız? Şimdi yalnız ben buna eğer hocam izin verirseniz tabii tabii buyurun. Birazcık şöyle tabii kalsiyum. Lor olması daha iyi oluyor diyorsun. Daha yağsız. Yani lor peyniri daha yağsız ve tuzsuz bir peynir ama hani beyaz peynir de konulabilir. Keçi peyniri de konulabilir. Hellim de konulabilir ama miktarı çok olmayacak. Çok işte. Olmasın. Zerdeçalla da renk vermeye çalışayım şöyle. Zerdeçal her zaman çok faydalı, renklendirdi. Güzel oldu. Hatta kırmızı toz biber de koyduk, baharat. Oh, harika oldu. Şimdi de sosumuzu, ballı hardallı, limonlu sosumuzu bu sos şeye de çok yakışıyor. Semizotuna. Yani semizotu da koyabiliriz böyle altına roka yerine. Ay ne güzel yemekler yaptık. Çok güzel bakar oldu. Mısınız? Elinize sağlık. Evet. Ne zaman yiyeceğiz? Bunları hemen ekip hazırdır sanıyorum. Hemen oturup yiyeceğiz. Hemen yiyelim. Tadına gördüğünüz bakalım. Gördüğünüz gibi şahane bir sebzeli salata hazırladık. Bir de mücver yaptık airfryer'da. Sosumuz da güzel oldu. Sosumuzla birlikte. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Harikaydın. İyi ki, geldin. Sağlık. Tam yılın çifti olduk. Valla ben davetiniz için teşekkür ederim. Çok keyifliydi gerçekten. Benim için de çok öyle. Çok teşekkürler. Benim yılın çiftinden gördüğünüz gibi şahane Philips'le lezzetli tarifler. Afiyet olsun.